Adalet ve Kalkınma Partisi ne vaatlerde bulunmuştu? Yolsuzluklar konusunda neleri söylemişti? Kısaca onların parti programından belli bölümleri okuyacağım. Ne diyor? Yolsuzluklarla mücadele için kapsamlı bir program hazırlanıp derhal uygulamaya konulacaktır. Şimdi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Siz hiç Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yolsuzluklarla mücadele konusunda bir program hazırlanıp uygulamaya konduğunu duydunuz mu, duymadınız mı? Malı götürme programı var ama yolsuzluklarla mücadele programı kesinlikle yok. Bir şey daha var, devamı var. Kamu yönetiminde şeffaflık ve ihale mevzuatının yeniden düzenlenmesi bir program çerçevesinde ele alınacaktır. Bunlar geldiler, kamu ihale mevzuatını tam 114 kez değiştirdiler arkadaşlar. 114 kez. Ve daha bir şey yaptılar. Kamu ihale kurumunun içine, kalbine çete yerleştirdiler. Yolsuzluk yaptılar orada. Şimdi kalkmışlar programlarında neler söylüyorlar, uygulamalarında neler yapıyorlar. Devam ediyorum. Yolsuzluklarla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yolsuzluk denetimine katılmaları sağlanacak. Sivil toplum örgütlerinin bu alanda yapacakları çalışmalardan doğrudan ve hızlı biçimde yararlanılacaktır. Hiçbir zaman ve hiçbir dönemde son 12 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi yolsuzluklar konusunda hiçbir sivil toplum örgütüne danışmadı. Ama ne yaptı ben size söyleyeyim. Hırsızları koruma sivil toplum örgütünü oluşturdu. Kamu yönetimindeki yolsuzluklarla mücadele için ilgili başsavcılıkların yetkileri artırılacaktır diyor. Yani gel de gülme. Hangi savcının yetkisi artırıldı? Tam tersine. Yolsuzluk soruşturmasını yapan savcılar görevden alındı. Sadece AKP'nin programı bunları demiyor tabii. Davutoğlu'nun da güzel sözleri var. Milletin hakkına uzanacak eli kardeşimiz olsa koparırız. AK Parti kadroları şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konusunda töhmet altında bırakılamaz. Breh breh breh. Ne diyeceğiz? 27 Ağustos'ta da konuşma yapıyor. Siyaseti diyor biz erdem ve ahlak meselesi olarak görürüz diyor. Ne kadar güzel. Siyasetimizin ahlakı Şeyh Edebali'nin ahlakıdır diyor. Sayın Davutoğlu, ağzına Şeyh Edebali'yi alma. Ayıptır. Şeyh Edebali'ye hakarettir. Alma. Başka birisini al. Abini al mesela. Abinle konuş. Abini anlat. Onu öp. Erdoğan bayraktarı öf. Onlar senin yol arkadaşların zaten. Onlarla gidiyorsun sen yola. Onları övebilirsin. Ama Şeyh Edebali'yi, dini, imanı, mezhebi, Kur'an'ı bunları ağzına alma. Bunları ağzına alma. Başka bir şeyler al, konuşabilirsin. Sana yakışanı al. Yakışmayanı alma. Ne demiş atalarımız? Büyük lokma ye ama büyük laf etme. Bu da asarım keserim diyor. Ne asabilirsin ne kesebilirsin. Sen etkisiz elemansın. Sana talimat verilir, sen talimatı yerine getirirsin. Sen başbakanlık koltuğuna da kongreden önce atandın. Hala farkında değil misin? Değerli arkadaşlarım, siyasi hırsızların yeri Bakanlar Kurulu değildir. Siyasi hırsızların yeri Yüce Divan'dır. Davutoğlu önce bu gerçeği görmeli.